dördüncü okumakta fark ettim. Ve şimdi bakın, Homeros'un bize anlattığından hareketle biz ne yaptık? Kaç ay önce katıldınız siz Kadıköy'deki eğitime? Hocam 4 ay önce katıldım. 4 ay önce eğitime katıldı ve o zaman eğitimde şuymuş ben. Valla ben unutmuştum, yemekte hatırlattı. Yengesi hamile, tabii 4 ay önce, bebek ters geliyordu herhalde. Yok şey hocam, kafası mı? Kafası hani bedende, biz 2 hafta büyüktü. Hani doktorlarımız 3 defa söyledi, yani 10 günde bir kontrolümüze gidiyordu. Sonra çalışma yaptı. Çalışmadan sonra yengem tekrar gitti doktora. Doktor dedi şu an dedi bir şey yok dedi. Yengem dedi 3 kere söylediniz falan. Haşa dedi bir başın etrafı kordon gelmiş olabilir dedi. O anda. İşte bebeğin başı normalden büyük dedi doktorlar. 3 defa demiş. Eğitime de geldiğinde ben... 2 tane doktor ayrı ayrı söylemiş yani 3 kere. Şimdi biraz hatırladım. Eğitime geldiğinde de kanal alan arkadaşımız da baktı. Büyüktü ve bizde... İrem Hanım baktı o zaman. Kim? İrem Hanım. İrem? Hı hı. Tamam. Hatırlamıyorum. Ya bayanı arkadaş hatırlamıyorum. Biz çalışmada normali döndürdük. O eğitimden kaç gün sonra doktora gitti, düzeldiğini öğrendi? Yani 3-4 gün sonra, bir hafta falan sürmedi. Yani. Bir hafta sürmeden tekrar gitti çünkü. Gitmiş, doktorlar demiş ki, tabii. Ne dedi? Oradan gelmiş olabilir dedi, yani yanlış görmüş olabilir dedi. Ama 3 hafta ayrı ayrı söylemişler. Yani peki biz bunu nasıl yaptık? Valla şunu yapmışızdır, hatırlamıyorum da. Bak bakalım Marmara'da bebek nasıl, kafası ne durumda, onu yapmış. Öyle bir çalışma yapmış. İşte bu, nereden geldik? Bana Homeros bu bilgiyi verdi. 3000 yıl önce. Hala insanlar onu savaş destanı diye okusunlar. O bir savaş destanı değil. O bir kadın doğum ana bilim dalı bilgileri veren bir destan. Ve şimdi size bambaşka bir şey daha anlatayım. Hızır Elyase. Yani Hıdır Rellez. Hıdır Rellez'i çok defa gittik kutladık. Hıdır Rellez'i bilmeyenimiz yok. Hıdır Rellez demek Hızır ve Elyase demek. Peki Hızır'ı biliyoruz. Elyase'yi de yine Homeros'tan öğrendim. Ne zaman öğrendik diyeceğim. Artık herkes bunu anladığı an öğrendik diyeceğim hepimiz için. Troya'nın adı ne? İlyos. Veya İlyon. Troya'nın 3000 yıl önce orada yaşayan Hititlerin ön kolu olan Troya ülkesinin adı İlyon ya da İlyas, İlyos ya da İliade. Alıştı İliade, İlyos, İlyon. İliade, İlyos. Yani İlyas. Hatta İlyase. Hızır ve İlyase. Hıdrellez. Sözcüğü buradan gelir. Bugüne kadar aranıp bulunamayan Elyas bu. Yani orası Hızır, İlyas değil. Hızır erkek, İlyas da erkek. Böyle bir bütünlük olamaz. Bu 24 saatlik bütünlük içerisinde bir taraf erkek, bir taraf da erkek olamaz. Bir tarafın kadın, bir tarafın erkek olması gerekiyor. Hızır erkek, Elyase kadın. Ve Elyase yani İlyos bizim Truva'nın adı. Ve orası rahim ağzı. Hızır da Girit adasında yaşar. Her tarafta yaşardı, yani orijini Girit adası Hızır. Elyase'nin de orijini Çanakkale. Truva, İlyase, İlyade. Orası İlyade, İlyase. İşte
bugün size hep anlattık ya, ikisinin birleşmesiyle doğa canlanır ve Hızır Ellez'de o yüzden tabiat hayata geçer. Biz nasıl bir evren içerisinde yaşadığımızı zannediyorum görebildik, öğrendik. İkinci aleme gidiyoruz, diyoruz ki bebek normal bir hale gelsin, normal bir hale geliyor. Şimdiki konumuza gelelim. Sıradaki konumuz. Bir insan tacize uğramış mı? Cinsel tacize uğramış mı? Tecavüze uğramış mı? Ve uğradıysa bugünkü hayatını o olay nasıl etkiliyor? Bu olayı bulup düzeltmek nasıl olur? Peki biz kime söyleyeceğiz bunu? Kime soracağız böyle bir tecavüz var mı, taciz var mı diye? İkinci aleme soracağız. İkinci alem bize bu bilgiyi verecek. Biz de ikinci alemden aldığımız bu bilgiye göre hareket edeceğiz. Olayı ortadan kaldıracağız. Ve bugüne yansımalarını yok edeceğiz. Bir insanın cinsel tacize, tecavüze uğradığını nasıl anlarız? Sokakta yürüyorsunuz, otobüstesiniz. Çevrenizdeki insanların hangisinin böyle bir sıkıntısı olduğunu nasıl anlarsınız? Ve nasıl çözersiniz? Normalden mi şimdi? Evet, bizim sistemde bunu hemen anlarız. Haydi bakalım. Bildiğiniz kimse var mı? Çevrenizde bildiğiniz bu tarzdan bir insan var mı? Sıkıntıya uğramış. Bir hatırlayın, isim vermeyin. Sadece parmak kaldırın önce. Düşünün, çevrenizde var mı böyle bir insan? Biraz kurcalayınca geliyor, hatırlarsanız. Hani 3 sene önce, 10 sene öncedir duymuşsunuzdur çevrenizden birisi. Gerçek örnekler üzerinde durmak istiyorum çünkü işlem o zaman daha iyi anlaşılır. Faraziyeler üzerinde hiç durmayalım. Yok mu bildiğiniz? Bir dakika düşünelim. Şimdi benim bildiğim biri var tamam. Ama taciz olduğunu çok düşünmüyorum. Dur, bir saniye. Abdülhamid lütfen dışarı çıksın. Söyleyeceğim orada lütfen bekle. Abdullah abi duymasın diye. Tamam. Baksana ya. Konuş istersen. Hiç duymuyor hocam. Ha? Hiç duymuyor yani şu an. Tamam. Başka bir görüşmesin. Abadan. Ha. Görüşmesin. Kim? Ben seneler önce biz çocuktuk. İsim vermeyeceğiz. İsim yok. Tamam. Oturduğumuz hani sokakta birinin öyle oldu. Böyle söyledi ailesi ama öyle olduğunu çok düşünmüyorum ben de. Ailesi ne dedi? Biraz bize ayrıntı ver. Kaç yaşındaydı bu kişi? Şimdi kaç yaşındadır yaşasın? Kaç yaşındaydı? 17-18 yaşlarındaydı. Şimdi kaç yaşındadır? Şimdi 42 civarı. 42 civarı. O zaman 17 yaşındaydı. Ne anlattılar, ne dediler? Mahalleden mi, dışarıdan evet, evet. mı? Anlatsana biraz. Tanıdık birisi odayını aynı mahallede. Ama biraz aklımız çok yerinde değildi kişinin. Taciz edenin mi? Hayır. Mağdurun, evet. Kızın. Hı, kızın çok... Çok da kötü değil de hani normalde değil. Çok fazla okuyamamıştı falan.
Bilmiyorum, belki de tanıcısı bilemeyeceğim ama. Öyle olduğunu söyledi ailesi yani. Kız ortalığa verince. Kız ne dedi? Biraz anlat. Yani bence evlenmek istiyordu o kişiyle. He. Ondan dolayı yaptı gibi geldi. Yalan. Yalan söyledi ama taciz olayı var yani, hani beraber olma olayı var. Abarttılar. Galiba. Yamamaya mı çalıştılar, hani öyle derler ya. Ama belki de vardır, bilmiyorum, biraz şeydi çünkü kaba saba biriydi. Yapacak birine de benziyordu ama işte olayın şeyini bilemedik sonra. Yaşı 16 mıydı, 17 miydi? 17-18 gibiydi. Evlendiler mi sonra? Hayır. Tamam. Çocuk sonra hapise falan girdi. Bu olaydan dolayı? Yok. Bu olaydan sonra değil. Tamam. Başka bir sebeple. Şimdi her anlatışta yeni bir şeyler ortaya çıkar. Lütfen yeniden anlatsana. 17-18 yaşında bir genç kız aşıktı kişiye. O kişiye? Evet. Buna? Hı. Evet. Beraber olmuş. Tamam, bak yeni bir şey ortaya çıkacak dedim bunlar. Evet. Hı. Aşıktı. Yani tahminim onunla evleneceğim diye mi yaptı bilmiyorum ama bir beraberlik olayı var, evet. Ama taciz miydi, değil miydi bilemiyoruz. Aile bunu ortada vermiyor. Beraberlik dediğin yani ilişkileri mi? Evet, ilişkileri. Cinsel ilişki mi? Evet, evet. Ha, yani kız kendi rızasıyla mı yoksa zor mu? Taciz mi onu bilmiyoruz. Evet. Tamam, biz bir defa şunu görürüz. Bir, taciz mi değil mi, tecavüz mü değil mi bunu görürüz. İki, cinsel ilişkiye girmiş mi, girmemiş mi bunu görürüz. Peki, olayı anladık. 16, 17, 18, evet. O zil yaşlardan birinde. Bak iki kez anlattı, bir sürü ayrıntı ortaya çıktı. İlk anlatışta bu kadar ayrıntı yoktu. Üçüncü kez anlattı, lütfen bak. Daha da ayrıntı çıkacak. Yani başka ayrıntı var mı bilmiyorum. Olsun, anlatınca kendiliğinden şu bir yerden bir şey çıkıyor. 17-18 yaşlarında arkadaşımın işte ablası. Ha, bak bir şey daha çıktı. Arkadaşının ablası. Sen bilerek yapıyorsun galiba. Bu nasıl da yeni bir şey. Aşık olduğu kişiyle. Tamam. Üstüne böyle bir şey attılar. Beraberlik olayı var, evet. Ama taciz mi değil mi bunu bilmiyoruz. Yani ya, aile de bunu ortalığa verdi. Evlensin diye bildik. Peki. Hemen bakalım. Zaptası ile şey bitirdi. Abdullah abi. Geliniz. Lütfen tahtanın oraya oturun abi. O sandalyeyi yanaştırın biraz. Ha, yanaştırın masayı, evet. Yanaştırın, yanaştırın biraz daha. Evet. Siz burada yokken. Nadide Hanım bir olay anlattı. Bu kişinin kaç yaşında olduğu bizi şu an ilgilendirmiyor çünkü biliyoruz ki bir insanın hangi zamanda gitmek istiyorsa o zamanda gideceğiz. Size hemen anlatalım. Bir insanın tacize, tecavüze uğrayıp uğramadığını nasıl anlarız onu söyleyelim. Abdullah tecavüz ve Abdullah abi lütfen gözünü kapat. Bu kişi şu anda bak bakalım nasıl bir ev çabalasın. Kişi eve çevirdi. Hı hı. Şu an uzaktan penceresi görüyorum, yaklaşıyorum. Çok rahat görüyorum. Orada içeriden dışarı mı bakıyor, dışarıdan içeri. Yani dıştan öyle bakıyor, iyice yaklaşıyor. Hocam sadece... Ve ne güzel söyledin, ne taraftan? Dışarıdan mı bakalım? Evi görebiliyoruz. İçeri mi girelim, içeriden mi dışarı bakalım? Her taraftan var. Hocam dışarıdan baktığında içeride bomboş bir yolda cam
bulanık bölüm içerisi çok net gözükmüyor. Tamam. Yani cam kötü. Evet. İstediğimiz kadar iyi değil. Biraz daha yaklaştırdığımda cam sanki böyle duvarlar köşeleri aydınlık ama genel anlamda dibine gelmeme rağmen odanın içini karşılıklı duvar bile net görebilirim. Hiç de yaklaştırdım. Yani nerede gözümü cama dayanıyorum. Görüntü hiç değişmiyor. Ayrıca baktığım zaman köşelerde köşelerde sanki böyle cam silmişler ama çizgi şeklinde böyle siyah bir su kurumuş da çizgi halinde hafif koyu renkler. Tamam. Bu demektir ki bu kişi psikolojik cinsel sorun yaşıyor. Cinsel sorunun psikolojik olanını yaşıyor. Haydi bakalım. Peki kadınlarda psikolojik olan bu cinsel sorun ne olarak ortaya çıkabilir? Vajinismus olarak ortaya çıkabilir. Yani bedenin bir yerini dokundurmamak şeklinde. Haydi bakalım bu kişinin şimdi zaman tünelinde geri gidelim. Hocam daha da ayrıntılı görebilirim. Ha, dışarı bakarsın. Tamam bahçeye. Lütfen bak içeriden. İçeriden baktığımda benim sol tarafım olduğu yerde böyle dalgalı şekli siyah bir iz. Sanki böyle araba egzozu değilmiş de böyle duman şekli böyle çaprazda gözüküyor. Bahçeyi gördüğüm zaman da bahçe dışarıdan içeriden biraz daha net ama güneş vurdu için mecbur yine bulanık ama ışık vurdu için mecbur biraz da olsa alt bir şey gözüküyor bahçe. Camı çok daha ayrıntılı görebiliyorum. Tamam. Bu yeterli. Çünkü şimdi hani asıl amacımız başka bir şey. 15 yaş işte kurumuş damlalar görmeye başladım. Görüntü. Tamam. Yağmur damlaları kurumuş bir şekilde. Tamam. İdare evde kalabilir mi böyle bir cam olsa? Camcıyı çağırır mısın yoksa idare eder mi bu? Hocam sen geçecek gibi. Tamam. Yani çok önemsiz 15'te. 16'da bak lütfen. Altta lekeler daha da böyle bariz ortaya çıkıyor. 17. Hocam lekeler siyahlaşmaya başlıyor. 18. Hocam neredeyse şöyle çaprazdan siyah iz. Yani karşı görüntüye bir karşı tarafı bir görebiliyorum. Ha, 18 de bu. 19. 19'da siyah isim dibinde koyu sarılıklar. Oh, ve gördü ki bu kişi 18 yaşında en büyük sorunu yaşamış. 19'da da sorun artmış. Ve bu kişinin olayı bir defa değil 17'de de var hafiften. Ve en ağırı 18'de. Peki bak bakalım kim cama bu zararı veriyor? Biraz şunu geriye çekelim hocam. Geniş açıdan bakayım isterseniz. Bravo, geri çekelim lütfen ve 16, 17, 18'e kadar böyle 4 filmi görün. Kim gelip cama bu sıkıntıyı veriyor? Hocam kenardan biri sanki böyle yağmur yağmıyor ama içeridekileri yağmur yağdığını bilsin, dışarı çıksın der gibi dışarıdan hortuma su tutuyor cama. İçeriden baktığınız zaman da yağmur yağıyor zannediyorsunuz. İçeridekiler film efekti izliyor ama arka tarafta da başka bir de beni yalnız bırakmayın der gibi birini görüyorum köşede. Camdakiler dışarı çıkalım hani işte yağmur nasıl yağıyor der gibi. Tamam, içeridekiler dışarıda bu havada yağmur yağmaz diyorlar. İşte dışarıdaki evet. De bunu hortumla yağmur görüntüsü veriyor. Dışarıdaki içeridekileri telaşlandırıp dışarı çıkarma bahanesiyle hortumla su tuttuğunu görüyorum. İçeridekiler de cama yaklaşıyor. Yağmur nasıl yağıyor diye merak ediyor. Arkasındaki ise saklanmış biri seslenemiyor ama içinden sanki ne olur beni yalnız bırakmayın der gibi cama gidenlere geri der gibi sanki. Tamam. Hani bu ev vardı ya.
Bunu bir hayvan yap lütfen. Bu ev hangi hayvan olur? O zaman birdenbire ayıya dönüştü. Ayı. Hortumu tutan kişiyi, hortumu tutanı bir hayvana dönüştür. O da tilkiye dönüştü hocam. Tamam, tilkiyle ayı. Lütfen bakın, o sene beraber su içiyorlar mı yoksa hiç içmiyorlar mı? Su içmek demek birbirlerini seviyorlar, aşk var demek. Hortum tutmadan bir sene öncesine bir bak lütfen. Tilki ve ayı beraber su içiyor mu, içmiyor mu? Hocam ikisi de ayrı ayrı ama birbirlerini görüyorlar. Hangisi? İçlerinden birisi tilki, su içmek istiyor mu? Yok. Tilki, belki birisi ister birisi istemez. Tilki suyun içinde hem oynuyor hem de içiyor. Ayı da biraz uzakta geziyor. Hani birbirlerinin farkında var ama bir bahane bulsam da ayı da gelsem mi deyip plan yapıyor zaten. Plan yapıyor. Evet. Peki sonra o cam hortumla ıslatıldı ya. Evet hocam. Aradan zaman geçti bir sene. Ayının istediği planı olmuş mu? Bahane bulmuş mu? Tilkiye yakınlaşmak için bir bahane bulmuş mu? Hocam direkt görüntüyü söylüyorum. Hı-hı. Ayı şelalenin dibinde ters durmuş. Sanki böyle gösteri yapmaya çalışıyor dikkatini çekeyim diye. Cuma sesini biraz da bir sakın çünkü şeyleri grupta duyamıyorlarmış. Bana mesaj attılar. Lütfen söyle abi bir daha. Ayı tilkinin önünde gösteri yapıyor. Suyun içinde taklalar atıyor. İyice yanına gelmiş. Ayının istediği gerçekleşmiş mi yani? Zamanı biraz ileri alayım çünkü haberi gösteri yapıyor tilkiye. Tilkinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Evet. Tamam. Peki hani evin camı kirletilmişti ya. Evet hocam. Siyahlanmıştı. Evet. Bu hortumun vasıtasıyla yapılmıştı. Evet. Ya evdekiler mi bunu tilkiye yaptırtıyorlar yoksa tilki kendisi mi yapıyor? Tilki eve zarar vermek için mi yapıyor yoksa evdekiler mi istiyor onu? Yok hocam. Tilkinin niyeti içeridekileri kaldırıp dışarı çıkartmak. Tilki bunu kendi isteyerek yapıyor. Evet. Evde kandırılmaya arzulu mu? Kandırılmayı evde bekliyor mu yani? Hocam evdeki her şeyden korkuyor. Evdekilerden de korkuyor. Sanki biri bana bir şey mi yapacak ya da biri bir şey mi düşünüyor? Evde saklanan biri her şeyden tedirgin. Kendi iç dünyası kapanmış. Kimseyle de bir şey paylaşmıyor. Evdekiler çıkarsa ne olur? O biri gelse bana ne yapar? Tabii evdeki o ev ayıydı ya. Ayı da tilkiyle beraber olmak istiyor, doğru mu? Evet. Tamam. Peki birileri birine zarar verdi dersek, ev mi tilkiye zarar veriyor yoksa tilki mi eve zarar veriyor? Şöyle olayları 2 sene üzerinden geçti bir baktık. Kim kime zarar vermiş? Ev mi tilkiye zarar vermiş sonuçta, tilki mi eve zarar vermiş? Hocam gördüğüm kadarıyla tilki. Tamam. Tilki eve zarar vermiş. Hepsi böyle. Açmayın gözünüzü. Ama hocam ayı sürekli debeleniyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tilkinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Onun su içmek tilkinin, istiyor. Tilkinin dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Yani gösteri yapıyor ki beni görsün. Yani artık orada biraz anormal şekilde dişlerini çıkarmış. Hani kızmaya mı çalışıyor, oradan mı uzaklaştırıyor, onunla ilgili kafasında bir planım var. Yani ayı sürekli bir çaba içinde. Tamam. Yeterli. Lütfen gözünü aç. Tamamen söylediğiniz gibiydi. Bak siz dışarıdayken ne
Anlatsana lütfen hepsini. Hiçbir şey duymadığı için en ayrıntılı şekilde anlat. Şimdi ayı dediğiniz kişi evde olan bizim tahminimizce taciz dediler aile olarak ama aile olarak o tilki diye adlandırdığınız kişi taciz dediler. Fakat ayı ona aşıktı kişi. Ona aşık olduğu için bilerek yaptığını, bilerek beraber olduğunu... Nokta koyun, tilki ayı o kadar yaklaşık gösteriyor, tilki hiç ilgilenmiyor. Ayı olabildiğince bunu dikkatini çekmeye çalışıyor. Hı. Bak, hani bize... Abdullah abi, yok, Abdullah abiyi her şeyi biliyor zannediyorsun. Bizim için hani iki defa anlattın ya, tüm ayrıntıları öyle anlattı ki şu anda 42 yaşlarında, işte 16-17 yaşındayken arkadaşımın ablasıydı, öyle anlat. Yani 16-17 yaşlarında arkadaşımın ablası birine aşık oluyor. Hatta 18-19 da olabilir, hatırlamıyoruz o sırada. 18-19 diye tahmin ediyoruz. Tacize uğradığını söylüyorlar ailecek. Hem aşık olduğu için hem biraz aklın dengesi biraz çok normal değildi kişinin. Kızı. Ayı yani. Onunla evlensin diye yapıldığını düşündük biz sonra ama onlar taciz dediler. Taciz olduğunu söylediler. Tamam bir birliktelik var, o belliydi. Fakat taciz olmadığını düşünmüştük hani. Herhalde öyle de çıktı gibi. Kızlar da çelişkide. Aslında. Kızlar da sürekli çelişkide. Yani görüntüde evin köşesini silmiş. Yani tavlamaya çalışıyor deriz ya, onu çok yapmıştı mesela. Kız erkeği tavlamaya çalışıyor, o arada... Zaten kız gördü, köşeyi silmiş, saklanmış böyle... Tamam. Çocuk evet o cinsel beraberlikleri yapmış. Sonra bunlar da evlendirmeye yoluna bakmışlar. Ve bu 19 yaşında oldu. 18 yaşında gerçekleşmiş. Fakat o kişiyle 17 yaşından beri ilgisi varmış. Bu kadar. Biz peki bunu temizlemeyeceğiz, yani düzeltmeyeceğiz. Bizim düzeltmeye hakkımız varsa karşı taraf ya o kız 42 yaşında şu an olan bayan diyecek ki ben şu anda bu durumdan kurtulmak istiyorum ondan sonra biz çalışacağız. Yoksa kimsenin izni almadan herhangi bir şey yapmayacağız. Hala problemi var mesela söylediğinde. Cam hala şeyde. Şu an de problemi var. Eğer arkadaşınla konuşursan izin verirse düzeltirsin. Nasıl düzelteceğini söyleyeyim. Eline sağlık Abdullah abi. Peki sizin bildiğiniz başka kimse var mı? Belki bir örnek verdi ki gerisi sizden gelebilir hatırlarsınız. Tamam.